Santrafor transferi diyorduk. enesri şu anda bayağı ciddi ciddi konuşuluyor. İspanya'daki haberlere göre Jose Mourinho direkt aramış Enesiri'yi. Ee, Sevilla tarafında en azından Sevilla'yı takip eden kişilerin en çok konuştuğu konu bu. Ve transferin ilk tetiklenme meselesi de Jose Mourinho'nun direkt olarak Enesiri'yi arayıp takımda görmek istediğini söylemesi olduğu ifade ediliyor. Bunun üzerinden Sevilla'nın bir beklentisi var, bonservis beklentisi. Şimdi Sevilla'nın durumunu da açıklayalım. Sevilla finansal şartları çok geniş olan bir takım değil, hı hı. ekonomik şartlarda sıkıntı yaşayan ve mesela transfer teklifi yaparken de çok. Geniş teklifler yapamayan bir takım, bunu İrfancan Kahveci üzerinden de görebiliriz. İrfancan'a 6-7 milyon euroluk bir teklif yapılmıştı ve 1.4 milyon euro maaş önerilmişti İrfancan Kahveci'ye. Paraya ihtiyaçları var, doğal olarak satış gerçekleşecek. Bugün Sevilla'nın bütün sitesine işte bütün İsmail gazetelerine bakalım. Aynı şeyler konuşuluyor. Bazı oyuncular, bazı parçalar satılacak. Başka oyuncular yerlerine gelecek. Belki daha ekonomik şartlarda gelecekler. Ennesi de bunlardan bir tanesi. Jose Mourinho'nun direkt olarak istemiş olması ki beğendiği forvet profili. Bu ee, sezonki performansı da ortada. 41 maç, 20 gol. Tabi bunun içinde Avrupa'daki maçlar da var. La Liga'da var, Kral Kupası'da var. 20 gol, 3 asist. Yaşı yani, da iyi. 27, 27. yaşında. Yani Tabi burada hem Ennesi hem El Kabi Kuzey Afrika'dan forvet oyuncusu tercih ederken gelecek sezon Aralık ayında yanlışım yoksa, FAS'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası yaklaşık bir ay boyunca iki tane de ana hani planının forveti olmayacaksa bu sezon değil gelecek sezon için söylüyorum. Sezon. O zaman sıkıntı olabilir. Ee, 25 Aralık'ta başlıyor yanlışım yoksa. Ama nihayetinde istediği profilse ben şöyle bakıyorum transfere birçok kez anlatmaya çalıştım zaman zaman işte ikisi de Twitter'da da Space'te odalarda vesaire konuşulanları dinlerken de dile getirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe'de transfer şöyle işliyor. Fenerbahçe Jose Mourinho'yu ikna etmeden önce belirli bir transfer harekatı vardı zaten. Hani oyunculara hem Aziz Bey tarafı hem Ali Bey tarafı bazı oyuncularla temasa geçilmişti. Jose Mourinho meselesini Aziz Yıldırım ön plana çıkartıp biz Jose Mourinho ile anlaşacağız dedikten sonra Jose Mourinho öyle anlaşıldı Ali Koç tarafından. Belki başka teknik direktör de gelebilir de eğer bu hamle olmasaydı. Onu da söyleyeyim. Transfer harekatı değişti. Transfer harekatı şuna döndü. Ya biz bazı oyuncularla temasa geçtik. Bazı oyuncuları almak istiyorduk. Serbest kalanlar var. Bon servisi sıkıntılı olanı vesaire. Jose Mourinho da şey dedi. Benim istediğim bazı profiller var. Takımı inceledim. Şu şu noktalarda eksikler var ve bu profilleri istiyorum. Bak isimlemiyorum bu profilleri istiyorum. Halen listeyle ilgili hani Jose Mourinho'nun bir liste verdiği işte 5-6 tane oyuncu sıraladığı yok. Ama konuşulan, belirlenen, ortaklaşa belirlenen isimler arasında seçtiği, daha çok beğendiği, daha az beğendiği isimler var doğal olarak. Ennesiri de forvet hattı açısından beğendiği isimlerden birisi bu transferin gerçekleşmesini istiyor. 20 milyon euro civarında bir beklentisi var Sevilla'nın. Fenerbahçe nereye kadar çıkar onu bilmiyorum ama Fenerbahçe... Eder mi yani 20 milyon euro? Yani Avrupa için çok büyük bir rakamdan bahsetmiyoruz. Enes evet. de kötü bir forvet oyuncusu değil. Ama hani, e, eder mi meselesi ancak şöyle oluyor. Bunu Simon Kea geldiğinde söylemiştim. Fenerbahçe pahalı bir stoper transferi yapmıştı. Eder mi etmez mi giderken göreceğiz dedim. Yani hem transfer yapabilme kapasitesi hem burada sergilediği performans. Şimdi Mauro Icardi o maaşı eder mi etmez mi demiyoruz. Çünkü adam atıyor burada golleri değil mi? Şimdi aynı performans beklersen sayısal olarak o zaman eder ama olmazsa ki 27 yaşında yani 3 yıllık kontrat yapsan 30 yaşında tekrar satma ihtimalim var. O yüzden daha az riskli bir profil başka isimlerden ee, edinecek o gibi değil mesela yaş itibarıyla ee, orada eder metmezdi ancak oynadığı zaman görebiliriz. Buraya ne forvetler geldi çok büyük beklenti içerisinde olmadı çok az beklenti olan isimler çok ciddi patlamalara yaşadılar. Ee, ben benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi onu söylemiş olayım Şu, benim beğenmem çok önemli değil tartışmalar da vardır. İlla ki bunlar da göreceli kavramlar. Jose Mourinho'nun tercih ettiği isimlere gidiliyor. Onu bir kez daha vurgulamak isterim. El Kabi vardı bir de. El Kabi serbest oyuncu. Şu an Olympiakos'ta da görüşme halinde. Olympiakos'un teklif ettiğim maaş El Kabi'yi tatmin edeceğini düşünmüyorum. Çünkü El Kabi yaş olarak biraz daha ileride. O da faslı. göre. Evet o da faslı. O da son kontratı olarak görüyordu. Doğal olarak beklentisi benim anladığım kadarıyla 3 milyon euro civarında. Ben Fenerbahçe'nin 3 milyon euro el kabiye vereceğini zannetmiyorum açıkçası. Evet konferans liginde çok iyi performans sergiledi. Bence Olympiakos'u taşıyıp şampiyon yapan ana unsurlardan bir tanesi. Ama ee, yani bir sezonluk ya da bir buçuk sezonluk performans üzerinden 3 milyon euro gibi ciddi bir rakam verilir mi? Ondan pek emin değilim. Ama evet düşünülen, konuşulan, ee, ve kafalarda kalan isimlerden birisi. Ama Ennesiri LKB aynı anda olur mu? Ennesiri ana forvet, LKB yedek forvet bilmiyorum. Ben ee, bu iki isimden en azından Ennesiri konusunda Jose Mourinho'nun çok istekli olduğunu, en azından bu konuda isteğini dile getirdiğini söyleyelim. O bilgi önemli. Yani bizzat kendisinin arayıp konuşması. Bunu İspanyollar söylüyor bu arada. Evet. Ee, şimdi Çağlar Söyüncü olayı var bir de ee, herhalde. O bir yani o Çağlar meselesi oldu, bitti. bitti. Çağlar e, balayındaydı, evlendi. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Hayırlı Mutluluklar dileriz. Avrupa Şampiyonası'na gidemedi. Transfer görüşmelerini yaptı. Yanlış mı yoksa yarın gelecek ve e, sağlık kontrolü imza. E, Çağlar'da bir sorun yok Fenerbahçe açısından. Bonsersini istiyordu. Benim anladığım kadarıyla başka gruplar da devredeydi. Hem Beşiktaş hem Galatasaray'da acaba olur mu diye bir yoklama oldu. Hani direkt temas, teklif vesaire olmayabilir ama Sonuçta yerli bir stoper oyuncusu e önemli. Şey gelmeden önce oldu Beşiktaş. In. Evet öyle teklifler de olmuştur ama Fenerbahçe'nin mutluydu bildiğim kadarıyla. Ben bol alın, alınacağına 2-3 ay önce hani böyle bir planlamanın olduğunu, Jose Mourinho gelmeden önce de böyle bir planlama vardı. Anlaşılan Jose Mourinho da kabul etmiş. Çünkü bu planlama Fenerbahçe yönetiminin planlamasıydı gelecek sezon için. Anlaşılan Jose Mourinho da kabul etmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bence iyi bir, iyi bir stoper oyuncusu ama Fenerbahçe'nin Soper hattına bakarsak şimdi Lindelöf de ismi geçiyor. Sayısı ee, sayısal olarak bir fazlalık olacak bir. Evet. İki, e, topu çıkartma meselesinde yani Çağlar'ın ayağı çok çok iyi bir ayak değil. BK için aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Ee, bir ciku kalıyor orada. Osterwolde de pasla değil de driplinkle daha çok topu çıkartabilen bir oyuncu. O yüzden Hani orada cevabı eksi olur mu? Oraya başka bir profil gelir mi? Lindelöf bu yüzden mi düşünülüyor? Gibi soru işaretleri var kafamda. Evet. Bir de yabancı kontenjanı bir stoper, bir yabancı stoper almaya da müsait mi, değil mi? Çünkü Ceydan Osterwolde de stoper rotasyonunda oynayan, oynayabilen bir oyuncu. Az önce saydık 8 yabancısı kalacak Fenerbahçe'nin. 4 alacak. 2 forvet ihtiyacı var. Bir tane kanat oyuncusu istiyor. Bir tane Samarzic'den bahsediliyor o ofansif orta saha, bir altı numaradan bahsediliyor yani ya da gidecek oyuncular olacak. Evet. Yani. Samar Zici konuşalım bir de Hoiberg de e, ciddi ciddi herhalde. E, i̇kisi çok farklı profiller. Sunuluyor. Hoiberg daha defansif. defansif bir Samar Zici yeri... biraz daha üretken bir daha ofansif bir oyuncu. Evet ikisi için de konuşuluyor İkisi için de Hoiberg daha önceden temasa geçilmiş. Galatasaray'ın da ciddi anlamda istediği bir isim. Hatta son dönemde Beşiktaş'ın da anladığım kadarıyla ciddi evet. anlamda istediği bir isim. Öyle oluyor ülkede. E, Türkiye'ye <laughs> gelmeyi kabul etmiş olan bazı önemli isimler e, ister istemez herkesin dikkatini çekiyor. E, doğal, Doğaldır, transfer piyasası böyle. E, tabii menajerlerini biraz başka kulüpleri masaya çekmesi tabii. gayet doğru. Yani fiyatı yükseltmek, maaşı yükseltmek, kontratı süresini yükseltmek. Höberk tarzında bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ee, İsmail gidecek mi gitmeyecek mi? Bugün Fransa'da gördüm birkaç tane gazeteci. İsmail Yüksek'le ilgili Marsilya açısından haber yapılmış. Marsilya. Lyon zaten çok yakından takip ediyordu. Neman Yamatiç'i almasaydı İsmail Yüksek'e teklif yapacaklardı. Ve evet. e, beklenti, pazarlık vesaire derken belki o teklif bir İsmail'in gitmesine doğru da yol açabilirdi devre arasında. Neman Yamatiç'i aldılar Renden ayrıldıktan sonra. Ama Marsilya yanında e, yakından takip ettiği birçok aslında Fransız kulübünün yakından takip ettiği bir oyuncu İsmail Yüksek. Ee, orada bir ayrılık olur mu? Öyle bir defansif oyuncuya ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin? Kesinlikle var. İsmail gitmese de var. Ee, Hojbark tarzında bir oyuncu olabilir. Samarzic başka bir profil. Samarzic meselesini biraz daha eldeki oyuncularla değerlendirmek lazım. Elde Tadic var. Jose Mourinho gelen haberlere göre merkezi kullanmak istiyor. Mantıklı. Kenardan ortaya alacak. Evet. Şimanski orada oynuyor zaten. Acaba sağ kanatta mı kullanacak? Sağ kanattan acaba bir ayrılık mı olacak? Bu İrfan Can Kahveci mi olur? Ya da Şimanski'ye teklif gelecek veya bir teklif var. Ha işte yani Samarlis gelirse Şimanski bu sefer biraz devre dışı da Ama kalabilir. Ama Şimanski'nin paylaşımlarına bakarsan da ya da açıklamalarına bakarsan Jose Mourinho ile çalışma konusunda ne kadar hevesli evet. olduğunu görüyorsun. Enteresan bir transfer dönemi. Dediğim gibi kontenjan zorlayıcı. Bence her takım için öyle olacak. Zaten ayrılması gereken isimler üzerinden zorlayıcılık söz konusu ama Samarsic içinde, Hoyberg içinde, eee içinde, e, ben daha öteye gideyim Fenerbahçe'nin hayalinde belki Yusuf Fofana da yatıyor olabilir. Galatasaray da çok Evet o da takip ediyordu. İki aydır falan bayağı konuştular. Evet, sözleşmesini uzatmayacak Monaco'yla. Şartlar çok yüksek. 30 35 milyon Euro'dan bahsediliyor. Messi maliyetli bir oyuncu. Mason Greenwood deniliyor ama yani yine aynı şekilde 35 milyon Euro'yu reddettiler. Zannetmiyorum çok mümkün olacağı kanısında değilim ama Fenerbahçe orta saha yapacağı transferde ciddi para harcayacak. Evet. Onu söylemiş olayım.